şunun bir türlü adını bilmiyorum ya. Şalema mı? Şaluma. Söyleyemiyorum. Evet, herkese merhaba. İki gün önce temeli kazmıştık. Dolgu işlemlerini yapmıştık. Gro betonumuzu atmıştık. Kolay gelsin Murat abi. Şimdi de haritacı arkadaşlar geldi. Bina çizgilerini belirledi. Belirledikten sonra da 4 milim mevran seriyoruz. Temel yalıtımı yapıyoruz. Onların markası Emüzer, 4 milimlik. Bir topu da yaklaşık 10 metre kare sarıyor. Burası şu an bir yaklaşık çalışma paylarıyla beraber 200 metrekarelik bir alan. Drenaj işlemlerimiz bitmişti. Normal grobetonun köşelerindeki yerlerden 200'lük drenaj borularıyla, şurada gördüğünüz 500'lük koruge boruya bağladık. Şimdi pürmüzde ısıtılarak mevranlar ana zemine yapıştırılacak. Daha sonra bir tesviye betonu atacağız. Burada mesela biriken sular buradan tahliye oluyor aşağıya doğru. Tabii yalıtım birinci derece bizim işimiz değil. Biz de bunu dışarıdan hizmet satın alıyoruz. Böyle bir havada yalıtım olur mu diye mağaza sahibine soracağız. Evet, mağaza sahibi Hüseyin abimiz. Hüseyin abi, böyle bir havada yalıtım olur mu? Böyle sorular geldi. Hemen söyleyeyim. -5'in altında olmaz ama +5'in üstünde olduğumuz için sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 5 derecenin altı yani sıkıntı. Öyle genel olarak söyleyeyim. Ama 5 derecenin üstü olduğu için sorunumuz yok. Zeminle alakalı bir sıkıntımız yok. Sadece ek yerlerinden yapıştırdığımız için, bohçalama yaptığımız için rahat uygulanabiliyor bu arada. Bu şimdi ne işe yarayacak Hüseyin abi? Temelden gelen bilmeyen suları kesmemiz için bu temel yalıtımı yapıyoruz. Perde çıktıktan sonra perde yalıtımı ile beraber kitleyeceğiz. Yani binamızı tamamen bohçalamış olacağız. Suyla temasını keseceğiz. Evet arkadaşlar, şişen bantlar falan donatıların aralarına atılacak. Şu an yalıtımdaki, aslında biz grobeton öncesi de buraya ciddi anlamda dolgu, bir 40 santim dolgumuz vardı. Mıcır da serdik. Sular yüzeye çıkmasın diye. Şu anda görüldüğü gibi de sular zaten çıkmıyor. Sağında ve solunda drenaj çalışması yaptık. Şu anda temel yalıtımımız yapılıyor. Bunun üstüne bir 4-5 santim kalınlığında tesviye betonu gelecek. Ondan sonra membran araya sıkışmış olacak zaten. Su ile teması kesecek. Yanlardan, perdelerimizin olduğu yerlerde yanlardan kıvrılacak. Coşkun Bey, burası zaten imarlı bir bölge, villa bölgesi. O sebeple ne yazık ki fındıklıklar kesiliyor tabii ki. Arkadaşlar, çeşit çeşit mevran var tabi. Burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz yaklaştırayım. Gördüğünüz üzere bunlar su için olan waterproof dedikleri malzemeler. Bir de normal bitümlü mevranlarımız oluyor. Genelde onları çatıda falan kullanıyoruz yalıtım amacıyla.
Ama su için olan membranlar biraz daha farklı. Mukavemetleri fazla. Ve ücreti diğer membranlara oranla biraz daha fazla. Bugün normal kalıplarımızla çakılacak. Kısmet olursa betonu dökeceğiz. Murat abi onları kaldıracaklar oradan zaten. Yanak yapacaklar. Yine 0 koyun 5-10 üzerine çarpsın. Hem değil zaten sürme gelecek ya dışına. Tamam. Ona yani sıkıntı yok. E sen orayı zaten yapıştırmışsın. Yok yapıştırmadım onu, kaldınız yine. Senin sorun değil. Şuraya yapışık değil mi? Buraya bak. Bu yapışık da bunu keseceğiz. Hmm. Şu kadarını kesip alacağız. Aynen. Başa ekliyoruz onu. Evet, kalıp malzemelerimiz geldi. Bu tabii 6'da biri falan kalıbın. Yer Sakarya Hendek Sarıdede Mahallesi. Ya bu binada yalıtıma hat safa da önem vereceğiz. Biraz önce tanıştırdığım Hüseyin abi yalıtım işi yapıyor. Biz de kendisine inşaat yapacağız. Yapıyoruz daha doğrusu. O sebeple bilmediğimiz birçok yeniliği yalıtım anlamında burada uygulamış olacağız. Böyle bir fırsat elde etmiş olduk. Çünkü insanımız çok fazla temel yalıtımına açıkçası bir sorunla karşılaşmadığı müddetçe pek yatırım yapmak istemiyor. Murat abi 2 saat sonra tertemiz her yer. Rahat ol. Bu inşaat yaptığımız Hüseyin abi yalıtımcı zaten. O sebeple bayağı hassas davranacağız. Kimin yardımcısı? Kimin yardımcısı? Yardımcı değil, yalıtımcı bu işi yapıyor. Enis'im hoş geldin. Ya şuraya kimin üstüne alabiliriz keresiyi? Az daha bir... Abi yarın oraya demir inecek. Vahdet abi, ha? Az daha indirsek şuraya atsak olmaz mı? Demir buraya ya gelir. Şöyle gel, haberi al malzemeyi. Yarın demir geldi mi kitlemeyelim. Nasıl yapacağız malzemeyi? Buraya boşaltın. Ne haber Fatih? İyi abi, sen nasılsın? Murat abi ne oldu? 20 senelik papuç mu verdi ya? Abi. Araba ne abi? Dur alayım, anahtar üstüne mi? Al abi. Sağ olasın Enis'im. Kısmet olursa buradan herhalde temelden çıkınca senin orada başlamış olacağız. Normalde bina çizgimiz burası arkadaşlar. Vahdet abi, burada çakmışlar ama biraz sanki çap var ya, bu projede böyle değil değil mi? Böyle. Allah Allah. Burası, biz burada betona yanılma. Beton böyle gidiyor diye değil mi? Doğru, gözüm aldanıyor. Biz betondandır o. doğru, tamam. Böyle bakınca dümdüz, betona oyunca yamuk gibi geldi de. Burası 20 santim Fatih ama biz 30 yapacağız abi. Aynen. Açacağız, tamam mı? Tamam. Çünkü yukarıda çakacak yerimiz kalmıyor. He. 20 santim verme onu hiç ya. Hayret bir şey arkadaş ya. 20 santim ne demek? Canlı öndeyiz ya. Canlı mı? Aynen.
Abi bugün mü tesviye betonunu atarız? Bakalım bir sorayım bakayım. Burada kaç? Atarız. Gerçi 6 metre falan yeter bile abi. Bunun biraz üstüne... çukurdur, biraz düzelteceğim onu abi. Şey. Bakayım şimdi net ölçeceğiz burayı. Ben 13'e 11 burası değil mi? 148 metrekare. Bina hayır ama çalışmış. Şu an attığımız beton burada nereden baksan 200 metrekareye yakın. Yok yok, 148 metrekare binamız var. Bina olacak. Evet, bina öyle. 148, dur bakayım kaç metre yiyor. 148 çarpı 6 yapsak 8-9 metre yiyor. Aynen. 9 metre bir mikser. O zaman bir mikser, 10 metre gelsin abi. 10 metre gelsin, selamın olsun. İnşallah gelirse. Hüseyin abi bakalım aynı şansımız var. Bakacağız abi. Ya çocuklarda sıkıntı ya. Ya bugün çok yoğun olmaz belki de. Köy programları iptaldir. Full yağmur zaten. İptaldir muhtemelen. Şuradan yamuk zannettim de. Şöyle bakınca çapraz gibi şey geldi ama betondan. Biz bu betonu çaktık ama şey ne çaktık onu yani. Ne oldu? Bu bize çok işe yarayacak ama şu fazlalık abi, biliyor musun? Çok abi, iyi bir şey. Abi canım ya adam biz mahsus bıraktık canım. Hem çalışma payımız takviye için. Şu an sağ olasın Bayramcığım. Çektik ya. Bana sanki çekmemiş. Alo. Şurayı ölçsek 3 var mı? Yok, burası yok. Daha iyi. Ahmet bu akşam 10 metre betonum var canım benim. O kırmızı bizim sınır mı? Evet. Abi aynı gökten de 3 metre gibi de durmuyor da. Bana da giriyor. Ölçelim abi, hiç şey yapmayalım. Ben alayım arabadan bunu. Bunu ben yapınca var ya bir eritiyorum bunu başkan, abi. Başkan burada bütün kötü şartlar var burada. Evet. Yağmur yağıyor. Zemin izolasyona uygun değil. Malzeme o biçim. Ya. Yani hepsi üstüne geldi. Hüseyin abi neysin? Ben yapan müteahhitim. Abi Hüseyin abi zoru seviyor. Yapacak bir aynen, şey yok. Yağmur aynen, çamur. Rusya'da çalışıyormuş gibi hissettik kendimizi. Aynen. Bu ama görevini her türlü görür. Şimdi beton atacağız biz buna. Beton atınca her türlü görür görevini. Aynen. Gidiyor mu? Tamam abi görüşürüz. Hüseyin abi gözümüz burada olsun. Vahdet abi tüm listeyi yaptı demirde. Bir daha ayıramam ben onları. Bu demir inecek yarın buraya. Demir inecek. Aynen. Nereye gideceğiz? Şu an en müsait alan şurada görünüyor abi. Altına bir şey serdirmeyi yani sersek tabii ki güzel olur. Şurada bir şey olmaz da biz toprağa indirmesek daha iyi abi. Evet. Toplam 10 bağ istedi abi. Uzatmalar da bu demirci için bu şeyler var. Uzatma dediğin? Uzatma kabloları var. Yok onlar hep evet biz elektriği bugün çözelim abi burada. Senin uzatma kabloların ama böyle şantiye işi mi abi? Kendi o beyaz kabloysa falan burada yemez. Yok şeyde kullanıyoruz. Elektrikler falan çalışıyor. Tamam. Korumaya alalım onu. Biz bugün elektriği bağlatalım buraya abi ki. Bu haberi
Hatta elektrikçi gelsin, direkt krizden bağlasın. Çağıralım elektrikçi. Çağırın, halledeyim onu. O İstanbul'da şu an. Tamam, tamam. Haydar tamam. Abi söyleyelim. Haydar tamam. Abi, senin oradan elektriği alırız. Arkadaşlar hemen karşıda da şantiyemiz devam ediyor. Burada toplam 20 villa yapılacak. Şu an 6 tanesi yapılıyor. Orada da yarın betonumuz olacak kısmetse. Hüseyin abi, bir oradaki sınırımızda durur musun? Yani direkt sınırdır diyebilir miyiz? Evet. 10.70 çıktı binadaki. Şimdi projeyi kontrol ederiz abi. 10.70. Hüseyin abi bir de böyle gelsen hepsini şunların bir çek edelim abi. Şu ipin başına geçersen abi. Tam iptesin değil mi abi? Tam ipteyim. 12.90. Doğru. Bir o dibe geç istersen abi. Bir saniye abi, ıslandı herhalde lazer. Yani 11.60 çıktı bende ama tam sıfırdan almıyorum abi. 11.50'de böyle oluyor. Tamam. Sorun yok o zaman. Bir de şu her köşeyi alalım abi. Çat var mı yok mu sana zahmet. Geçen haritada da hata oldu biliyor musun? 20 santim. 20 santim haritada da hata oldu. Ama benim gibi durur musun abi? Şöyle yan çapraz olmasın abi. Heh. Biraz ıslandı herhalde. Bir saniye abi. ...12.82 oldu ama... ...biraz göbek yapmışsın sen Hüseyin. Şimdi şu arka bahçeye bakalım abi. Burada lazer işlemez abi. Bir metre yapalım. Sen de çizme var Hüseyin abi. Evet. Bir şöyle şey yapabilir misin abi? Şu kırmızıya bir gönyelemeye çalışalım abi. Yani şu an zaten tam 3 abi. Doğru. Doğru. Sıkıntı yok. O zaman göz aldanması. Abi şunu rica etsem bir tutabilir misin? Ne kadar balık var bunda?
Öpelim abi. Ben kaçıyorum. Bunlar biraz bir kısmı kanatlar yukarı. Bir zengin olma. Bir saat bir yere gidip geri. Tamam. Şu kurma o inşaatına bak. Tamam. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Benim yapacağım bir şey var mı abi? Ha? Benim yapacağım bir şey var. Bir bakayım orada ne var da. Oraya da. Ne yok? Ne yok?